Zamanlarda sığınmacılarla ilgili sosyal medyada bir hedef gösterme yarışı var. Bunun nedeni nedir? Dilerseniz buradan başlayalım. Ondan sonra da etkileri ne olacak onu konuşalım. Tabii yani tarihsel olarak da böyledir. Yani pandemi, ekonomik kriz, savaş dönemlerinde sosyal huzursuzluk artar. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum derinleşir. İnsanlar iş, ekmek isterler. Yoksulluk artar. İşte böyle zamanlarda biraz öfkenin yönünü saptırabilmek için burjuva, şoven, ırkçı yaklaşımlar ortaya çıkar. Burada da yabancı düşmanlığı ve bununla birlikte mülteci karşıtlığı, göçmen karşıtlığı karşımıza çıkar. Bakın 1922'de Avrupa'da faşizmin yükselişi de böyleydi. 1933'te Hitler iktidara geldi. 45 yılına kadar uyguladığı politikalar da böyleydi. Yani kitlelerin, yoksul halkların taleplerinin yanlış yöne kanalize edilmesi ancak mülteci düşmanlığı üzerinden sağlanabilirdi. Bunu gerçekleştirdiler. Bugün de çok ciddi bir kriz var. İnsanlar gerçekten çok derin bir yoksulluk yaşıyorlar ve öfke var. Bakın sadece Ocak ayından bu yana 120'nin üzerinde fabrika ve iş yerinde grevler oldu. Evet. Fiili işgaller oldu, direnişler oldu. İnsanların tek derdi var Türkiye'de. O da şuydu. Yani ücretler enflasyon karşısında eriyor, zam dalgası var, geçinemiyoruz. Bunun karşılığında ücretlere iyileştirilme yapılsın. Ücretlere ek zam yapılsın. Bu taleplerle grevler, direnişler oldu ve çoğu yerde kazandılar bunu. Domino etkisi de yarattı bakın. Ve önümüzde kamu sözleşmeleri var. İkinci 6 ay olmak üzere özel sektörde sözleşmeler var. Bütün işçiler şimdi bu ek zam, ücretlere ek zammı istiyor. Böyle bir konjonktürde siz eğer tepkiyi başka bir yöne kanalize ederseniz hak mücadelesinin yönünü de saptırmış olursunuz. Bence bu iktidarın da işine geliyor ve düzen muhalefeti de maalesef iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Sayın Akdeniz, ben de tam o noktayı sormak istiyordum. Evet, düzensiz bir göç ve mülteci akımı var Türkiye'ye, Avrupa'ya da var. Fakat bu insanlar bunun nedeni değil, sadece sonucu. Fakat siz de belirttiniz, iktidarın zaten burayla ilgili bir politikası yok ama muhalefette davulla zurnayla geri göndereceğiz diyor ama nasıl yapacağıyla ilgili de bir açıklaması, bir formülü yok bu işin. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin göç ve mülteci politikası nasıl olması gerekiyor? Ya bu tabii ki siz de ifade ettiniz, öyle davul zurnayla gönderilemez. Bunu söyleyenler de biliyor. Çünkü iç savaşlar tarihinin bir gerçeği vardır. Bir ülkede savaş bitse bile geriye dönüşler 20 yıl sonra başlıyor. Ve o yabancı ellerde diyelim, gurbet ellerinde doğanlar da hiç gelmiyorlar, hiç dönmüyorlar. Şimdi bu konjonktürde ben muhalefetin, yani burjuva düzen muhalefetinin ve partilerinin maalesef sorun odaklı ve seçimlerde oy devşirmek üzere pragmatist, çıkarcı bir siyaset yaptıklarını görüyorum. Bunu yazık, bu ülkeye yazık. Bu ülkede gerçekten bu yanlış göç politikaları, AKP'nin de uyguladığı yanlış göç politikaları hem Türkiye halkını mağdur etti hem de mültecileri mağdur etti. Yani sürekli sorun kaşıyarak bir çözüm olmuyor. Çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Bizim bu konuda çözümümüz elbette işçi sınıfından, emekçilerden, ezilen haklardan yana bir perspektife sahip. Biz ne diyoruz? Özetle birincisi, geri kabul anlaşmasının kalkması gerekiyor. Bunu savunun. Geri kabul anlaşması kaldırılsın. İsteyen mülteciler üçüncü bir ülkeye, Avrupa ülkelerine geçebilsinler. Bu çok mümkün. 10 yıldır adeta yara açık cezaevindeler. Ne Avrupa'ya gidebiliyorlar ne geri dönebiliyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'nin göçmen deposu olmak zorunda değil. İkinci çözüm olarak bakın, sıkışmış bölgeler var, şişmiş bölgeler var nüfus olarak. Yani nüfusun %30-20'ler civarında, 40'lar civarında mültecilerin yaşadığı kentler, iller, ilçeler var. Buralar için belediyeler, özellikle sosyal demokratlar, demokrat belediyeler şu talebi gündeme getirmedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısına göre merkezi bütçeden aktarılan kaynaklar yetmiyor. O yüzden hemşerilik hukukunu esas alarak, belediyeler yasasında da bu mümkün,
o il ya da ilçede yaşayan bütün insanlar için bir bütçeyi talep ettiklerinde emin olun hem hükümeti sıkıştırmış olurlar hem de mülteciler ve yerli insanlar için de bir nefes aralığı açmış olurlar. Bunu yapmıyorlar maalesef. Üçüncü olarak bizim önerimiz çalışma iznidir. Maalesef Türkiye'de yabancı işçiler için bir çalışma izni var ama bu ancak işveren başvurursa mümkün olabilen bir şey. Yani mülteci işçi kendisi çalışma izni için başvuramıyor. Bu neyi sağlıyor? Kölece çalışma koşullarını getiriyor ve hiçbir işveren ya da patron kolay kolay çalışma iznini kabul etmez. Çünkü yarı fiyatına çalıştırıyor işçileri. Düşük ücretle çalıştırıyor. Bu çalışma yasası düzeninin yenilenmesi lazım. Eşit işe eşit ücret, güvenceli, kayıtlı bir çalışma alanı çıkarsa işçiler arasındaki rekabet de ortadan kalkar. İşçi işçiye düşman olmaz. Beraber hak mücadelesine katılırlar. Son olarak şunu ifade edebilirim son madde olarak. Evet. Ya Türkiye'de doğan 800 bin bebek var Suriyeli. Şu an bu çocuklar ne olacak bunların geleceği? Yani acilen bir arada yaşamı ve karşılıklı entegrasyonu güvence altına alan bir altyapının oluşturulması lazım. Bu kolay bir şey değil. Konuştuğumuz mesele de kolay bir mesele değil. Onun farkındayım. Çok katmanlı bir sorun çünkü. Ve tek bir çözümle çözülebilecek, indirgemecilikle çözülebilecek bir mesele değil. Ama en azından yeni kuşak için bunu sağlayabiliriz. Peki yani dönenler nasıl dönecek? Hiç mi dönmeyecekler Suriyeliler? Elbette dönsünler. Ben de sahadayım. Suriyeli mülteci insanlarla sürekli konuşuyorum. Bana diyorlar ki yani buralara geldik 10 yıldır vatanımızdan uzaktayız. Yaşlı insanlar söylüyor. En azından köyümde ölmek istiyorum. Köyümde ölmesem bile köyüme gömülmek istiyorum diyor. Yani insanlar yurduna dönmek istiyorlar. Orta ve yaşlı kesim en azından böyle düşünüyor. Evet. Bunun için ne yapılabilir? Bunun için yapılacak şey bir barış ortamının sağlanması Orta Doğu'da. Emperyalist işgalin, dış müdahalelerin son bulması, bir genel lafın çıkartılması ve uluslararası gözlemciler tarafından geri dönüşlerin can güvenliği açısından garanti altına alınması gerekiyor. Ben doğrusu bazen şaşıyorum. İşte Esad'la el sıkışalım geri dönsünler. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani Esad da savaşın bir tarafı, rejim de savaşın bir tarafı. İnsanlar birbirlerinin, çocukları birbirlerini vurmuşlar. Yani savaşta dönmek çok zor. O yüzden yani demokratik bir anayasa, barışçıl bir ortam ve uluslararası bir güvence olursa geri dönüş olabilir. Burada da Türkiye'nin proaktif bu agresif dış politikasını da Suriye denkleminde terk etmesi gerekiyor. Yoksa geri dönüş olmaz. Pek terk edecek gibi de görünmüyor. Birazdan da ekranlara getireceğiz. Kuzey Irak'ta da yeni bir operasyona başlamış durumdalar. Ben şunu sormak istiyorum Sayın Akdeniz. Sadece nefret söylemleri yok sosyal medyada. Aynı zamanda öyle dezenformasyonlar yayılıyor ki lokal düzeyde mültecilere ve mültecilerin sahip olduğu iş yerlerine yönelik saldırılar var. Ve maalesef dilim varmıyor ama bu ülke 6-7 Eylül programını görmüş bir ülke. Acaba bu nefret söylemleri bu denli artarak devam ederse bu tür sorunlar yaşanır mı Türkiye'de? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben daha önce bunu defalarca yazdım. Türkiye'de iki tane çok büyük linç dalgası oluştu 2014 ve 2016'da. Sonra 2019'da kısmi bir linç dalgası oldu. Çok daha büyük bir linç dalgası gelecek maalesef. Yani umarım haksız çıkarız. Umarım haksız çıkarım. Ama öngörülerimiz bu yönde. Peki bu linç dalgasından anlamamız gereken 6-7 Eylül'de yaşadığımız görüntülerin benzeri görüntüler mi? Ya aslında ona benzer görüntüleri biz daha önce yaşadık Suriyeliler üzerinde. Yani neler oldu? Esnafların camları kırıldı, Arapça tabelalar indirildi, evler taşlandı, evler yakıldı. Yani neler neler oldu? Yani evet. Zaten yaşanıyor. Sadece 3-5 güne sıkışmış çok büyük bir olay olarak değil, zamana yayılan olaylar zinciri olarak yaşanıyor. Burada önemli olan şudur. Bir kere yurttaşlarımız, bizi izleyenler hiçbir sosyal medya haberini teyitli olmadan paylaşmamalılar. Bu çok önemli bir görev hepimiz için. Çünkü önü yok, arkası yok, bağlamından kopuk bir görüntü. Bu olmaz. İkincisi de suçlandığı iddia edilen kişiler
suç işlemiş olsalar bile bu bütün Suriyeli mülteciler toplumuna mal edilmemeli. Öfke ve nefret dilinden uzak durmak lazım. Esas olan tek tek vatandaşların tavrından öte siyasetin tavrı, devletin, hükümetin, yetkili kuruluşların tavrı çok önemli. Burada eğer şöyle olursa düşünebiliyor musunuz? Olaylar oluyor, mültecilere yönelik kışkırtmalar oluyor. Bakan çıkıyor diyor ki seyreltme projesi başlatacağız. Korkunç bir şey bu. Ne demek yani, örneğin Türkiye, Almanya'da yaşayan Türkleri, Kürtleri, Türkiye'lileri hani seyreltme operasyonuyla başka yerlere sürseler ne düşünürüz? Yani bu olacak bir şey değil. Düzen muhalefeti de maalesef bütün bu kışkırtmalardan memnun. Yani ılımlı bir dil kullansa da siyasi partiler bunun oy kazandırdığını düşünüyorlar. Ve bunu sakinleştirmek üzere sağduyu öne çıkartmak yerine buradan rant devşiriyorlar. Siyasi bir rant devşirmeye gayret gösteriyorlar. O yüzden bütün insanlarımızın dikkatli olması lazım. Şöyle bağlayayım. Evet. Eğer mültecilere yönelik kışkırtma böyle giderse bu önce Türkiye işçi sınıfını vuracak. Onun birliğini parçalayacak. Eğer böyle giderse önce evet. Türkiye'de demokrasi güçlerini vuracak. Emin olun. Suriyeliler linç edildiğinde bu ülkede ne solcular, ne sosyalistler, ne Kürtler, ne işçiler, ne sendikacılar, ne Aleviler rahat gezemez hale gelirler. Nefretin, şovenizmin ve faşist kalkışmanın olduğu bir yerde o şiddet bütün demokrasi güçlerini vurur. Evet. O yüzden herkesin uyanık olması gereken bir dönem. Evet, Türkiye'de son dönemde mültecilere yönelik artan nefret söylemlerini ve Türkiye'nin mülteci politikalarını EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'le değerlendirdik. Sayın Akdeniz, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sayın Akdeniz de altını çizdi. Aslında söz konusu nefret söylemleri eğer tutarsa, umuyoruz olmaz ama, büyük ve kapsamlı bir linç dalgasına dönüşürse